geçeceğim. Ama çok güzel gözüküyor. Buradan çekiyorum. Şöyle etrafını dolaşayım da bakayım. Burada beni görüyorsunuz. Evet. İbadet yerleri hep birbirine benziyor arkadaşlar. Orta Doğu ülkelerinde de bu şekil. Ama burada daha şey, biraz daha geniş alanlar, oturak yerleri koymuşlar güzel. Daha insani tabi, medeniyetten geçtikleri için. Evet, şurada bir canlı müzik mi var ne? Bakalım. İlk önce bir kilisenin müziğe bakarım. Piyano. Piyano var. Öyle de. Burada kumrular da büyük. Şeye göre. Tabii oksijen seviyesinden midir yoksa yaşam alanı geniş olduğu için, yani evrim sürecinde daha güzel besleniyorlar. Daha güzel oksijen. Kalitesi düşük. O yüzden temizliğe bakım. Ve bunlar hep işte zihniyet yapısından kaynaklanıyor. Bilinç, kitap okumak bunlardan kaynaklanıyor. İnsanlar, insan zaten evrimi iyi bilirse, evrimi tam olarak anlarsa bütün varlıkları kendinden bir parça görüyor. Yani hepsi bizim bağlantılı canlı varlıklar. Her şeye saygı gösteriyorsun. Bir karıncanın da kendin gibi olduğunu hissediyorsun. Onun da bir varlık olduğunu, senin gibi bir evrim sürecinde olduğunu. Bir, yani hiçbir inanç bu sevgiyi veremez insana. Şurada bir bina. Ben kiliseyi göreyim. Bakayım. Şöyle etrafından dolaşıyorum. Arkada da bir park var herhalde, güzel. Geniş. Evet. Aynı ses. Bütün her yerde bu sesler aynı. Ambulans sesi. Ambulans mı ne? Yine ben espri yapıyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama eskiden daha yakışıklıymışım ya. Evet, burada bir tanıtım şeyi var herhalde. Blagodaryo'dan geliyor herhalde bu, Rusça'dan. Teşekkür ederiz, şöyle böyle diyor. Vit Tvaryanova Mikhailovskova Zolotoyerkova Monastirya. Ha, manastır. Tamam. Yani Rusçayla çoğu aynı kelimeler zaten. 3000-5000 kelime mi farklıymış? 15000 mi? Tam hatırlayamadım da bir videoda görmüştüm.
Bazı videolarda kültürel şeylerden bahsediyorlar, evet. Hepsi değil, hepsi de eğlence. Çoğu eğlence şeylerine bakıyor ama. Evet. Girdim. Çok güzel mimari. Aziz Nikolay. Zamanında 4-5 kere okudum herhalde ben. Bütün İncil'i. Ezber gibi olmuştu artık. Bu da tarihi bir yer.
çıktım. Sevgimi gösterdim. İçeri sıcakmış burası. Dışarısı da sıcak, hava güzel. Evet, bitiş. İkinci şey. Giriş vakti. Zamanı herhalde. Evet. Aynı şeyler yani, ibadet yerlerinde. Görüldüğü gibi. Tabi adam hayatı boyunca sevgi demiş. En azından o saygı duyulacak bir şey. Tabi aslına bakarsak mitolojik olarak, yani peygamber diye ortaya çıkan, yani ortaya çıkma diye bir şey yok da, yani mitolojik karakterler, insanların internet yok, bilgi paylaşımı yok. Bu dilden dile, İlyas abi güzel anlatıyor. Dilden dile anlatılan efsaneler şeklinde mitolojik karakterler. İşte insan kendine böyle bir şeyi yaşatıyor yani. Bilinç seviyesinden dolayı. Tarih insanlığın bilinci. İnsan bilinci inanarak, bakınız ne binalar yapıyor. Yani doğru olmayan şeylere inanarak. Bu diğer dinlerde de aynı, Müslümanlıkta, Yahudilikte de aynı. İnanarak derken yani bir şeyin doğru olduğunu zannederek, doğru olduğunu kabul ederek, yani inanma diye bir şey. Bunlar duygusal salgıların oluşturduğu duygu durumları. Psikolojide bunu, bu iyi bilinir. Yani böyle burası. Evet. Şimdi çıkıyorum meydana doğru. Evet. Gelenler yine, inananlar geliyor. Kalabalık olmuş. Yani bu tür şeyler diğer inançlarda da aynı. Örnek vereyim yani, benim önceki inancım bu olduğu için buna ilgi gösterdim. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi bilim bilimle daha önceden de biliyordum ama tabii toplumdan kaynaklanan bir şey. İnanca sürükleniyor insan. Okul okudum yani. Ama işte okuldan sonra okul okurken de kitap okumak lazım. Devamlı, ki bilinç unutmasın bildiği şeyleri. Yani. Hava bayağı güzel olmuş. Güneş çıkmış. Ama Antalya'daki gibi yakmıyor. Güneş güzel. Evet, şöyle bir daha çekeyim. Yani hakikaten zaman gerekiyor gezmek için. Zaman olmasa her yeri gösteremiyorsun. Evet. Bu videoyu bitiriyorum. Herkese bilimle kalın. Araştırmayla kalın arkadaşlar. Eskiden metal müzik dinlerken Güven Erkin Erkal vardı. Sert kalın, sıkı kalın, taviz vermeyin diyordu. Bizim öyle değil ama araştırmayla, bilinçle kalın. Beyniniz her zaman açık olsun her şeye. Kendinize iyi bakın. Okumaya, bilinçlenmeye devam edelim. Arkadaşlar.